Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenine hoş geldiniz. Ege Üniversitesi Medya Merkezi'nden canlı olarak yayınlanan bültenimizde üniversitemizden haberlerle karşınızdayız. Ege Üniversitesi TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'ı ağırladı. Ege Üniversitesi üst yönetimi, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelen Profesör Doktor Mandal, bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde durum değerlendirmesi ve yeni TÜBİTAK yaklaşımı konulu bir konferans verdi. TÜBİTAK'a en fazla proje sunan ve en çok projesi kabul gören üniversite konumundaki Ege Üniversitesi'ne konuk olan TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, yeni dönemde üniversite ve sanayi işbirliğini içeren programlara desteklerimizi arttıracağız dedi. Bunlar alanlar boyutunda Ege Üniversitesi'nin son 5 yıl içinde en fazla, en 10 alan sağlandırıldığında. Evet. Rektör Profesör Doktor Necdet Budaksa, Ege Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Bu 1,5 yıllık süreçte özellikle TÜBİTAK nezdinde ve araştırma nezdinde Ege Üniversitesi olarak tek bir hedef pek imtihanmış durumdayız. O da araştırma üniversitesi olmak. Konferansın sonunda Rektör Profesör Doktor Budak, TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Mandal'a çiçek ve plaket takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ege Üniversitesi'nin kampüs alanı dışındaki lojman bölgesiyle Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanı düzenlenerek millet bahçesi olarak kullanılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle birlikte bölgeyi gezerek incelemelerde bulundu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, millet bahçesi olarak düzenlenecek koruluğu senato üyeleriyle birlikte gezerek senato üyelerine projeyle ilgili bilgi verdi. Bornova Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'ndaki Ege Üniversitesi Lojmanları Konuk Evi arazisinin bulunduğu bölgede eşsiz bir koruluk olduğunu kaydeden Rektör Budak, bu eşsiz koruluk bütünlüğü korunarak millet bahçesine dönüştürülecek. Kentin merkezinde kalan oksijen deposundan vatandaşlarımız aileleriyle faydalanabilecekler. Bizim koruluk alanımıza yapılacak olan millet bahçesi İzmir'in simgesi haline gelecek özellik taşıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz sporunu yapabilecek, aileler vakit geçirebilecek dedi. Kampüsün taşınmasının söz konusu olmadığını belirten Profesör Doktor Budak, kampüs alanı dışında kalan koruluk alanının gerçekleştirilecek bakım ve düzenlemenin ardından vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Ege Üniversitesi Medya Merkezi'nden canlı olarak yayınlanan haber bültenimizin sonuna geldik. Mutlu günler dileriz.